Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim, tasavvuf konusu İslam kültürünün çok önemli bir unsuru, dominant, temel, asli unsurlarından birisi ve İslamiyet'in ilk yayıldığı Hira mağarasından, ilk çıktığı zamandan itibaren tasavvuf hakkında konuşma yapabiliriz ve İslam'ın deruni hayatı, ruhani hayatı, kalbi hayat, o dönemden itibaren Peygamberimizin bizzat kendisinden itibaren var ola gelmiş ve insanlığın her döneminde de var olmuştur. Tasavvuf hakkında çeşitli tarifler yapılıyor, biliyorsunuz. Bunlardan en önemlisi, benim şahsi kanaatime göre, yani bir sulhü olmayan bir savaştır. Yani ölene kadar savaş yapacağız. Tasavvuf bundan. Kimle? Nefsimizle. Tasavvufun konusunu oluşturan cümleler bu. Nefisle alakalı olan kısmı, ruhla alakalı olan kısmı da el-ihsanu en ta'budallah ki enneke terahu. İhsan, Allah'ı görüyor gibi ibadet etmen. Fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. Sonunu görmüyorsun ama o seni görüyor. Ruhani olarak ve nefsani olarak. Tasavvufta da ruhani ve nefsani yol olmak üzere iki türlü yol vardır. Tasavvufi seyri sülükte, tasavvufi olgunlaşma yolunda. İşte ikincisini ben önemsiyorum. Nakşilik ruhani yoldur. Halvetilik falan da nefsani yoldur. Burada Allah'ı görerek ibadet etmek, yani kişi sevdiğine bakar. Sevdiğine bakıyorsunuz, siz aşıksınız, karşıdaki maşuktur. Karşıdaki size bakıyorsa, yani Allah size bakıyorsa, Allah aşık, siz maşuksunuz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri insanı maşuk fikrini bu anlattığım tarz üzere çok güzel işlemiştir. Yani Allah'a aşık insan, bu önemli bir profil değil bana göre. Allah'ın aşık olduğu insan. Kulun Allah'a aşık olması birinci aşama. En ta'budallah ke enneke terahu. Sen onu görüyorsun. Sen ona bakıyorsun. Sen ona aşıksın. O maşuk. Ama fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Görmek ve görülmek. Görülmek, görülen olmak. Görenden ziyade görülmek. Nihai hedef budur. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadis-i şerifinden hareketle biz tasavvufu nefsani ve ruhani olarak çeşitli tariflere sığdırmaya çalışırız, anlatırız. Ama temel, çok konuşulacak epey bir ifade var. O kadar çok tarifi var. Bütün bunların üzerinde Osman Nuri Topbaşı Efendi'nin yapmış olduğu tasavvuf anlayışı ve kitaplarında sunmuş olduğu çok özel, komprime, herkes anlayabileceği tasavvuf tarifi şu şekildedir ve bu şekilde de olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamaya çalışmaktır. Tasavvuf bundan ibarettir. Yani Kur'an-ı Kerim'i ben Anglo-Sakson kültürle yetişmiş kirli kafa, kirli gönülle değil, tertemiz, peygamberi bir kalp, peygamberi bir düşünüş tarzı, Peygamberimizin manevi hüviyetine bürünerek, o rengi alarak Kur'an-ı Kerim'i o şekilde yaşamaya tasavvuf denilir. Yani Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz gibi yaşamaktır kelimesi iddiadır. Büyük bir laftır. Peygamberimiz gibi ancak yaşamaya çalışabiliriz biz. Onun gibi yaşayamayız. Yaşamaktır. Böyle bir kurgu yapılması pek aklen uygun görülmüyor. Onun gibi yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar muvaffak oluyoruz? Bilemiyorum ama gayretimiz o yönde.